Malatya, Malatya olalı böyle gelin görmedi. Gelinlik düğüne yetişir değil mi abla? Kız bu ne sabırsızlık. Daha düğünün günü bile belli değil. Her şey güzel ama Trajanların kendi gelenek görenekleri var. Gelinliğin her an değişebilir. Ben Azat'a söyledim. Beyaz gelinlikten başka gelinlik giymem. Sen iste ben sana Drajan gelinliklerinden de dikerim. Dik abla dik. Hatta 5 tane dik. Ne de olsa sıra bize gelecek. Gelinliklerimiz hazır olsun. Cansu doğru söylüyor valla. Damatlar hazır galiba. Hazır. Beter olmuş bunlar ya. Ben bir telefon edebilir miyim? Tabii edebilirsin, buyur. Alo. Dede, benim Hıdır. Dede, sana üzücü bir haber vereceğim. Aman Hıdır, gözünü seveyim. Felaket haberi verme. Alişir'le akrabalarını otogarda vurmuşlar dede. Ne diyorsun sen Hıdır? Durumları nasıl? Alişir, Zozan, Arafat hepsi yoğun bakımda. Özal, Turgut Özal tıp merkezindeler. Tamam Hıdır, biz hemen geliyoruz. Ben de hemen gidiyorum dede. Hemen gidiyorum. Mustafa kardeş, benim Mehmet amcam gelirse buradan doğruca hastaneye gittiğimi söylersin. Tamam oldu. Ablan nerede kızım? Ablam yukarıda. Hayırdır dede, bu ne telaş? Hiç sorma, hısımlardan Alişir'i vurmuşlar. İnşallah kötü bir durum değildir dede. Nasıldır durumu? İyidir inşallah. İyidir de diyemem. Yoğun bakımdalarmış. Hem yalnız Alişir değil, Azad'ın bacısı Zozan ve yeğeni Arafat da var. Deme, yazık olmuş. Allah Allah. Sıkılmışlar ya. Allah'a ne işte. Baba, güzel olmuş mu? Baba? Hazırlan, hastaneye gidiyoruz. Ne işimiz var baba hastanede? Azat'a bir şey mi oldu yine? Yok kızım, Azat'ın bir şeyi yok. Doğru söyle baba. Doğru söyle. Doğru söyle baba. Azat'a bir şey olmadı değil mi? Alişir, Zozan ve Arafat vurulmuş. Üçü de ağır. Vakit kaybetmeden gidelim. Şunu tam anlat baba. Benim bildiğim bu kadar töre. Gidince öğreneceğiz. Hadi hazırlan töre. Üzülme. Bu kız hiç gülmeyecek mi? Ya bacım sen laftan anlamıyor musun sen ya? Git başımızdan ya. Arkadaşlar lütfen biraz sakin olun. Beritana gereken bilgileri açıklayacaktır. Vurulanlar yaşıyor mu? Azad'ın bacısı Zozan ölmüştür. Yeğeni Arafat da komadadır. Alişir'in durumu iyiye gidiyordur. Beritan aşiretinin Drajan aşiretiyle alakası nedir? Akrabalık derecemiz var. Azad'la kaç yıl cezaevinde yattınız? Azad'ı bu işe bulaştırmayın. Bu olayın boyutu siyasi mi yoksa kan davası mı? Bilmiyorum. Şeron'un bu işte parmağı var mı? Tamam, bilmiyorum. Tamam, lütfen. Eler, eler. Hadi beyler. Bildiklerimizi söyledik işte. Tamam, yeter. Bu olay gösterelim. Dağılın. Yeter. Zaten acımız büyük. Lütfen. Onlardan birini mi bulalım? Başka neler? Anlat. Cebrail Bey. Cebrail Bey. Bir saniye. Arkadaşlar. Lütfen. Bakın bu vurulmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok kardeşim. Evet, bize bir açıklama yapar mısınız? Lütfen. Evet, sizi dinliyoruz. Melike abla merhaba. Rahatsız ettim ama aramadan edemedim. Efendim Aslı. Burada çok önemli olaylar oluyor. Ben altından kalkamayacağım. Sen de gelsen iyi olur.
Bir de Malatya çıkarma başımı Aslı. Ama bir dakika. Aslında bir süre İstanbul'dan ayrılmak benim için de iyi olabilir. Anlat bakalım, neler oldu orada? Neler olmadı ki? Önce ileride Boton aşiretinin başına geçmesi kesinleşen küçük Koçer geldi hastaneye. Sonra Drajan aşireti lideri Alişir Drajan, yengesi Zozan ve onun oğlu Arafat vurularak geldi hastaneye. En son olarak da eski milletvekili Şero Katıroğlu'nun kardeşi Sado Katıroğlu yaralı olarak getirildi. Bir de yanında avukat bir kadın. Ayrıca gizli işler çevirdiği bilinen Ankaralı Süleyman'ın da vurulduğu haberini aldım. Dur Aslı dur. Yavaş ol. Baştan anlat. Hiçbir şey anlamadım. Azat nerede? Yanlışın var. Azat burada yok. Biz de geldi sandık ama yanılmışık. Bana doğruyu söyle. Yavaş konuş Töre bacı. Beritan doğru söylüyor. İşte sizin aklınız bu kadar. Ne zaman akıllanacaksınız? Gidin şu kızı alın gelin. Ha ha ha.